Şekildeki devrede SP32 mikrodenetleyicimizi beslemek için araya bir 5 volt zener diyot, 10 mikrofarad ve 4,7 nanofaradlık iki tane kapasitör koyduk. Filtreleme görevi görsün diye. 5 voltun üzerine çıkan parazitleri de zener diyottan toprağa göndersin diye. Yaptıktan sonra burada bir kontaktörümüz var. Kontaktörümüzün A1, A2 uçlarından işte bobin uçları oluyor. Nedir bobin uçları? Elektromıknatıs görevi görerek kontak uçlarının birleşmesini, işte enerjisini kestiğimizde de ayrılmasını sağlayan uçlar. Kontaktörün üzerinde bir bobin olduğu için bilindiği üzere işte bobin üzerinde bir akım akıyorsa o devre açıldığında bobin akımın akmasını isteyecektir. Dolayısıyla bir devrede istenmeyen yüksek bir gerilim ortaya çıkacaktır. Şimdi buradaki devrede ben devreyi şuradaki adaptörle besliyorum. Şuradaki işte filtre devresinden geçirdikten sonra. Kontaktörü buradan enerjileyip bıraktığımda buradaki işte saniye sayıyor. Saniyenin sayına bir tane harf geldi. Şöyle videoda görünmesi için biraz dikleştirelim. Şimdi bu işlemi birkaç kere yaptıktan sonra mikrodenetleyici belli bir yerden sonra donuyor. Yani iş yapmaz, vazife yapmaz bir duruma dönüşüyor. Diyeceksiniz ki işte bu kontaktörün şöyle biraz daha yukarıdan alalım. Bu kontaktörün işte bobin uçları aynı zamanda işte bu prizdeki adaptörle ortak. Buradaki işte gerilim yükselmesi, parazitler normal bizim 5 voltluk işte adaptörümüzden geçip daha sonra işte buradaki işte filtre devrelerinden de geçip bunlar da yeterli gelmeyip mikrodenetleyici donduruyor. İş yapmaz hale geliyor. Tamam. O halde biz devremizi şuradaki bir güç kaynağıyla powerbank ile besleyelim. Kontaktörün beslenmesi prizden, mikrodenetleyici SP32'nin beslenmesi doğrudan işte bizim power bankimizden alıyor. Dolayısıyla birbirinden bağımsız. Bu durumda da şöyle bir netleşmeye çalışayım. Kontaktörü çekip bıraktığımızda ekrandan görüleceği üzere saçma sapan karakterler ekrana gelmekte. Belli bir aç kapadan sonra da mikrodenetleyici donmakta. O zaman bu bize şunu anlatıyor. Neyi anlatıyor? Buradaki bobin üzerindeki yüksek gerilim devre açması esnasında bu iki bağımsız devre. Bir tanesi işte powerbank ile besleniyor. Diğeri işte kontaktörü prizdeki 220 ile bobin uçlarını çekip bırakıyoruz. Bağımsız bir devre olmasına rağmen buradaki bobin gerilim yükselmeleri bir EMI, elektromagnetik interference diye şeklinde Google'da aratabilirsiniz. Girişim ile yandaki bizim mikrodenetleyicimizi bozuyor. Peki bu olaya nasıl bir çözüm üretebiliriz? Bu olaya şu şekilde bir kapasitör bağlanarak üzerindeki yüksek gerilimi yutması için, daha doğrusu oradaki kapasitörün, oradaki bobinin yüksek gerilim sıçramalarını üzerine çekmesi için 220 nanofaradlık bir, şu şekilde göstereyim, bir kapasitör bağladık. Nereye bağladık? Kontaktörün bobin uçlarına. Şimdi mikrodenetleyicimizi bir kapatıp açalım, yani bir resetleyelim. Tekrar saniye saymaya başladı. Şimdi aynı işlemi tekrar yapacağım. Ha, bu arada beslememizi de kontaktörün bobinini enerjilediğimiz prizdeki adaptörden verelim. Şimdiki devrenin farkı ne? Sadece 220 nanofaradlık kontaktörün bobin uçlarına bir kapasitör bağladık. Burada görüleceği üzere biraz önceki bağımsız bir devre değil. İkisi de aynı prizden beslenen mikrodenetleyici ve kontaktör.
Fakat saniye saymaya devam ediyor. Yani biz burada neyi artık anlamış oluyoruz? 220 nanofaradlık kapasitörün kontaktördeki bobini kompanze ettiğini, yüksek gerilim sıçramalarında gerilimi üzerine aldığını, bu şekilde yanındaki mikro denetleyiciyi donmaktan ya da resetlemekten koruduğunu gördük.